Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Üçüncü bayramdan hepinize selam olsun. Evet, ne yapıyoruz? Ummalı bir kahvaltı hazırlığındayız. Kardeşimize baktı, ciğer kızartacağım diye kızartmış bir şey kalmadı. Şimdi dayım anlatacak neyi ne yaptığını. Aynen öyle, aynen. Evet. Şöyle şuradan gösterelim. Ben getireyim, seni getir bakalım dayıcığım. Kolay gelsin, günaydın. Teşekkürler kızım, günaydın. Merhabalar herkese. Hayırlı bayramlar. Light soslu, bu arada hayırlı bayramlar, pardon. Ablacığım hatırlattı. Soslu light bir ciğer kavurma yapıyorum inşallah. Domates ayrı hazırlıyoruz. Biberimizi kavurduk. Ayrı kızarttık. Soğanımızı kavurduk. Ciğerimiz de şu anda kavruluyor. Bak ciğer sevmem ben ama deneyeceğim dayı. Çok güzel koktu şu an. Deneyeceğim. Kavrulmuş ciğerimizi en son bırakıyoruz tavada. Bu malzemelerin hepsi hazır olduktan sonra hepsini birleştiriyoruz. Servise hazır hale gelecek şekilde masaya koyup en son güzel bir tereyağı kavurup üzerine dolandırıyoruz. Oo. Ondan sonra bir tavır vardır bizde. Herkesin ellerini benim ayaklarım bağlasınlar diye. Herkes eli bağlı olsun yemeyeceği için. Dolayısıyla böyle bir lezzet yapıyorum inşallah. Evet, güzel şu an şahane koktu. Hep birlikte kalmadık. Aynen. Hep dayılarımın elinden bir şey yeriz. Sen bunu kullanabilirsin canım. Evet, bakın ciğerleri güzelce kızarttı dayım. Şimdi ciğerleri domates sosunun içine ilave etti. Benim arkasını topladığımı da unutma. Aynen. Biber ve soğanlarımızı şimdi ilave edecek. En sonda üzerine bakın tereyağımızı da eritiyoruz. Tereyağı koyacaksın değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi buluşma anı. Dayımı burada sıkıştırdı. YouTuberlar sadece. Sağlı sollu. Şöyle ileriye görüyorsunuz küçük bir tarağı. Babamı buluyoruz. Şey tereyağı koyduk arkadaşlar. Neco? Neco da bakıyor. Sana yok dedi. Evet. Sen dünden kalan kanatlardan ya. Aynen. Şimdi yer mi ama? Hayır. Evet. Değil. Öyle bir şey yok. Bu kaburga. Hayır, yanlış görüyorsun. Yanlış görüyorsun bebeğim şu an. Jortin yere bağlamış. Az çok güzel. Şu an tek üzüntüm bundan ne kadar yiyebileceğim acaba. Şimdi bunu, sen bence kendini feragat et. Evet, hiçbir şey hazırlar. Yemeyip sadece diğer kahvaltıdan sarmayıp kahvaltıda her gün böyle törtlemiş bir şekilde Dayı iyi mi? Daha kısaltayım mı? Yeter. Olsun dedim, her şey yapmayalım. Boş ver. Eyvah. Anneannemin de evi 10 kere. Nerede mangallık? Gel benim yanıma. Gel et de ye, kahvaltıya gel. Anne ne var ya orada?
Şöyle tam denk gelecek o zaman. Şey Muhammed. Muhammed gel aşkım buraya. Sonra bize de hediye yedin. Üflerle. Biz de seni çok seviyoruz. Anne üfledi. Bunu pasta kırılar. Oy. Gelin seni. Neyse adamış beni kaç defa. Bu annemden. Çok duygulandım ya. Kendisi nerede? Gelecek az sonra. Şura. He o gelecek az sonra. Kendisi nerede? Çok şık. Hak eden çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bunda bununla sunum yapacağım inşallah. Hadi. İnşallah. Çok güzel. O benden. Ne bugün doğum günüm benim benden. Yavrum gitmeden toplu doğum günü yaptım. Benim doğum günüm geçirmişim. Benim de evlilik yıl dönümü aslında. Hiç hakim bir kere aramadı beni. Eyvah. Nerede bir evlilik çiçek de sana yaptırdım. Güzel mi? Çok güzel. Valla çok daha değişik model istedim ama seçeneklerimiz çok değildi. Çok beğendim. Bunlarla ben size sunum yapacağım bunu, tamam mı inşallah? O da benden. Ay çok güzel. Ne aldın böyle? Biz kahveden yola çıktık. Biz kahveden çıktık yola. Kahveden bir kahve içicileri olarak. Dedik hem Türk kahvesi olsun hem Nescafe olsun. Aynen. Evet çok güzel. Hep bütün renk yoktu. Dedik ki, şey. İnşallah beğenmişsindir. Ben rengarenk sevdiğini bildiğim için onun için öyle yapayım dedim. Allah güle güle içmeyi nasip etsin. Amin. Hep beraber içeriz inşallah. Allah güle güle. Artık bir takine geldiğinde içeriz Bek abla. Çok beğendim. Güle güle kullan inşallah. Amin. Şunu düşünmüşsünüz. Buna bile gerek yoktu. Pasta hepimiz aldık. Allah razı olsun. Pasta herkesten. Ben de bir yandan bulayım. Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler, bayramımız yoğun geçiyor. Biz Özge gidecek, hazırlanacağız artık. Şimdi Çaycuma'ya gittik. Orada da eşimin teyzesi var. Oraya gittik akrabalara. Oradan sizlere güzel çekimler yaptık. Bayramımız dolu dolu geçiyor. Onlar da bayram yapıyorlarmış. Orada da güzel bir bayram havası oldu. Önceden aynen bizim yaptığımız gibi herkes evinde eve bayram yapıyorlar yani. Önceden biz de öyleydik. Çok güzel geçerdi bayramlarımız. Köyde herkesin evinde bayram vardı önceden. Biz öğlenden sonra bir çıkardık. Herkesin evine tek tek girerdik. Hemen sofra kurulurdu. Yemeğimizi yerdik. Oradan başka eve geçerdik. Oradan başka eve. Bayramlar böyle o kadar güzeldi ki şimdi öyle bayramları yok. Bilmiyorum bazı köylerde öyle oluyormuş. Mesela oraya gittiğimizde öyleydi. Çok hoşuma gitti. Daha eskilere gitti kafamız, aklımız. Sonracıma, oradan sonra Çaycuma'ya geçtik. Orada halam var. Onun elini bayramladık. Ondan sonra Özge oradan eşyalarını, valizini aldı. Ondan sonra tekrar. Yani bu çok koşuşturmalı geçti arkadaşlar. İnanın bayramımız. Ve hala da aynen devam ediyor. Özge'yi bu akşam göndereceğiz. İnşallah Özge gidecek arkadaşlar. Ondan sonra da artık yine Özlem herhalde biletini uzattı. Biraz daha kalacak o. Böyle geçiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi bayram çok yoğun ve koşuşturmalı geçiyor. Ama çok güzel oldu. Uzun zamandan beri yaşamak istediğimiz, yapmak istediğimiz bir şeydi. Bütün görmediğimiz yeğenler, kuzenler hep beraber toplaşıldı. Böyle bir tam bir bayram havası oldu. Allah'a şükürler olsun. Dolu dolu geçiyor. Onun içinden sizlere bir veda edeyim dedim. Bu arada çok güzel yorumlar yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah sizlerden razı olsun. İnanın bazen Ömer'in telefon eline veriyorum. Ömer'in elinde kalıyor telefon. Bazen saatlerce telefonu elime almadığım zamanlar oluyor. Sizlere cevap yazamıyorum ne olur. İnşallah dilerim herkesin bayramı da çok güzel geçiyordur. Allah inşallah herkese de bayramı hayırlısından geçmeyi nasip etsin. Belasız, kazasız, sıkıntısız inşallah arkadaşlar. Biliyorsunuz bu esnalarda bayram tıraşında yollar biliyorsunuz yoğun oluyor. Kazaları yol Allah korusun.
Rabbim cümlemizi korusun, kollasın. Bu şekilde diyeyim. Burada bir videomuzu kapatalım. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.